Evet arkadaşlar ileri Excel kursuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Burada e, değişik uygulamalarla devam edeceğiz. Eğerleri kullanacağız. Eğerlerin içerisinde B ve ya da mantıklarını sizlere anlatacağım. Birden farklı çeşitlerle, birden farklı modüllerle sizlere eğerin değişik e, şekillerde nasıl kullanıldığını aktarmaya çalışacağım. Basit bir e, uygulamayla başlayalım önce. Buradaki temel uygulamanın amacı ortalamaları hesaplamak, bir genel ortalama bulmak, ve bu ortalamaya göre e, öğrencilere alfabetik notlarını sunmak. Burada üniversite sistemi gibi işte belirli bir notun üstünde olanlar e, AA, işte not aralıklarımız olacak. 70 ve yukarısına AA veririz, 60 ve yukarısına BB, işte e, 50 ve yukarısına CC, 40 ve yukarısına DD ve 40'ın aşağısında kalanlarsa FF yani FF alacaklar. Şimdi ilk önce ortalamadan başlayalım. Ortalamanın formülü eşittir ortalama. Daha sonra burada öğrencilerin birinci yazıldan tutup ikinci sözlüğe kadar ortalamanı alıyorum ve onaylıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Aynı şekilde burada bu sayıların yuvarlak olmamasını istiyorum. Tam sayı halinde olmalarını istiyorum. Burada da şu seçeneğe tıklayarak tam sayı haline getirdim. Ondalıkları azaltma. Şurası. Şimdi genel ortalamalarına bir bakalım. Genel ortalamada kaç aldılar? Eşittir. Ortalama yazıyorum. Ortalamaları sürüklüyorum ve Enter'a basıyorum. Genel ortalamaları da 55 çıkıyor öğrencilerim. Tamam. Şimdi burada istediğim benim alfabetik notlarını bilmek. Alfabetik notlarını bilmem için şu anda eğerleri kullanmam gerekiyor. Eğerleri hangi sebeple kullanıyorduk? Bir ilk önce onu hatırlayalım. Bir sonuç, yani problemde çıkan sonuç, Birden fazla ise burada eğer kullanmamız gerekiyordu. Şimdi burada problem ne? Ortalamalara göre benim harf notları vermem gerekiyor. Yani notları harfe çevirmem gerekiyor. Peki e, burada kaç farklı sonuç var? Onlara ilk önce bir yazalım. 70 ve üzeri olanlar AA alacak. 60 ve üzeri olanlar BB alacak. 50 ve üzeri olanlar CC alacak. 40 ve üzeri olanlar dd alacak. 40'ın altında olanlar, eksi 40 olanlar ff olacak. Tamam. Şimdi burada sonuçlarımı biliyorum. Kaç farklı sonucum var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada eğer kullanırken sonuçların bir düşüğü kadar eğer kullanıyoruz. Yani e, kaç farklı sonucum var? 5 tane farklı sonucum var. 5 farklı sonucum varsa 5'in 1 eksiği 4 eğer kullanarak bu problemi çözmem gerekiyor benim. Deneyelim. Eşittir eğer. Burada iç içe eğer kavramından bahsedeceğim. İlk eğerimde ilk bulmak istediğim değer. Yani ortalamam, ortalamam büyük mü? Büyük mü? 70'ten. İlk önce bu ihtimal değerlendiriyorum. Yani ilk ihtimalimi. Eğer böyle böyleyse, doğruysa doğruysa eğer AA yazmasını istiyorum. Eğerleri kullanırken her zaman eğerin yanlışsa kısmından ilerleriz. Doğruysa kısmına ikinci eğeri atayamayız. Yani kullanım şu şekilde. İkinci eğerimi kullanırken eğerin yanlışsasındayım. Gördüğünüz gibi şu an yanlışsa koyu halde. Buraya ikinci eğerimi atıyorum. Ve Buradaki eğerin mantıksal sınamasına geçiyorum. Şimdi burada da ikinci ihtimalimi yazacağım. Yani eğer ortalama eğer ortalama Şu arayı biraz açmam gerekiyor galiba. Tıklamada biraz sıkıntı yaşıyorum çünkü. Baştan hemen hızlıca yazayım. Eğer ortalama büyükse 70'ten a, a değilse eğer ortalama büyükse bu sefer 60'tan alacağım. 60'tan büyükse bu sefer ne yazacağız? BB. Gene yanlışsa kısmındayım. Şu an ee, 1, 2, İki eğer yazdım. Üçüncü eğer diyeyim. Eğer e, ortalama Ö3 büyükse 50'den burada da sonucu eğer doğruysa da CC gene yanlışsa kısmındayım. E, kaçıncı? Dördüncü yani son eğerimi kullanacağım. Eğer Ortalama Ö3 büyükse 40'tan doğruysa eğer bu D'de 4 tane yazdım. E, değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. Beşinci eğeri kullanmayacağım. Direkt yanlışsa diyorum. Buna da FF. Kaç tane eğer kullandıysam. Şu anda dört tane eğer kullandım. Şöyle onları yazayım. 1 2 3 4. Yukarıda da görebilirsiniz aynı sayıyı. 1 2 3 4. Kaç tane eğer kullandıysam kapatırken o kadar parantezi kapat, işlemi yapmam gerekiyor. Yani 1 2 3 4. Tamam. Evet. Çocuk 66 almış. Yani 60 ile 70 bandı arasında. Çocuk BB alıyor. Burada indirelim bakalım sonuçları. 40'ın altına inmiş FF almış. 70 70'in yukarısında AA. 47 alan 40 ile 50 bandı arasında DD gibi gibi. Harflerin not karşılıkları da bu şekilde. Şunları da şöyle düzelteyim. Tamam. Aradığımı buldum. İkinci olaraksa durumlara göre geçti kaldı yapalım. Burada da e, genel ortalamayı kullanalım. Burada da eğer kullanacağız. Çünkü e, buradaki sonucum ne olacak? E, geçtiler ve kaldılar olacak. Eğer genel ortalamadan küçükse kalacak. Genel ortalamadan eşitse veya büyükse bu durumlarda da geçecek çocuk. İki tane sonucum var. İki tane sonuç olduğu için 2-1'den bir tane eğer kullanacağım burada. Onu da yapalım hemen. Eşittir eğer eşittir yer dedikten sonra tekrardan ortalamayı alıyorum. Ortalama bu sefer büyük eşittirle yapalım. Büyük eşittir 55'ten ise doğruysa eğer geçti değilse yani yanlışsa bu durum kaldı dedim ve kapattım. Şöyle de indirdim. Evet, 66'da geçti, 35'te kaldı. Şöyle bir göz ucuyla bakıyorum. Evet, aradığım sonuçlar bunlar. Evet, basit anlamda iç içe eğer kullanımında göstermiş bulundum. Şimdi iç içe eğerleri tekrardan bir kontrol edelim. Burada neler yaptık? Şimdi ilk önce burada yaptığım şey benim problemde kaç farklı sonucum vardı? İlk önce bunu hesapladım. Burada 5 farklı sonucum vardı. 5 farklı sonucun bir eksiği kadar eğer kullanarak bu problemi çözecektim ben. 4 tane eğer. Burada en yukarıdan başladım çözüme. Yani 70'ten yukarısı. Burada ilk dersimizde anlatmıştım. Parantez işleme önceliği vardır. Yani ilk önce sayı, yani mesela mantıken şöyle bir soru olabilir. Ee, misal veriyorum 82 sayısı. 82 sayısı şimdi 70'ten de büyük AA sonucu var. 60'tan da büyük BB sonucu var. 50'den de büyük CC sonucu var. 40'tan da büyük DD sonucu var. Neden buraya AA'yı yazdı bilgisayar? Şu sebepten dolayı. Çünkü ben işleme başlarken ilk bakması gereken değere baktım. Yani bilgisayar şu kafada çalışır. Mesela burada DD alan öğrencimize bakalım. Mina. Mina DD aldı mesela burada. Mina nasıl DD verdi bilgisayar. Onun e, incelemesini yapalım. İlk önce baktı. Ortalama 70'ten büyük mü? Hayır. 44 e, 44 70'ten büyük değil. AA'yı eledi. Değilse dedi. Peki 60'tan büyük mü? 60'tan da büyük değil 44. BB'yi de eledi. Burada baktı. 50'den büyük mü bu sayı? Hayır. CC'yi de eledi. Heh, şimdi geldi eğer dedi bu sayı 40'tan büyük mü? Bakıyor 40'tan büyük. Evet o zaman D'de. Mesela 30 alan vardı. 35'te mesela bu da değil. Artık hiçbiri değilse buradaki eğerlerin hiçbiri uymuyorsa o zaman FF. Çünkü en büyükten en küçüğe kadar irdelemiş oldum. Büyüklerde nasıl oluyor? Mesela 82 alan Gürkan'a bakalım. Hemen başlıyor. Eğer diyor ortalama 70'ten büyük mü? Evet 82 70'ten büyük. Direkt AA'yı yazar. Diğerlerine hiç bakmaz. Olay böyle. Bilgisayar mantığı böyle çalışıyor. Her zaman işlem önceliği vardır. İlk işleme göre son işleme doğru ilerleyiş devam eder. Kodu genel hatlarıyla tekrarlayayım. Burada sonuçlarımı irceledim. 4 tane eğer kullanacağıma karar verdim. Burada eğerlerimi sıralarken en tepe değerden başladım. Yani A'yı vereceğim değerden başladım. En alt değerden de başlayabilirdim. Bu sefer nasıl irdelerdim? 40'tan küçükler FF, işte 50'den küçükler, e, 50'den küçükler, pardon. E, 40'tan küçükler FF, aynen. 50'den küçükler e, DD, 60'tan küçükler CC, 70'ten küçükler BB, işte diğerleri AA şeklinde sıralardım. İşlemi terse çevirdim. Bu sefer küçüklerden bakmaya başlardı bilgisayar. Yani küçüktür, büyüktür olayları böyle e, değişiklikler sizlere verir kodlarda. Evet, ortalamaya baktım ilk önce. En tepe değerden başladım AA. Şimdi kodu okuyalım. Eğerin şu anda ilk eğeri maviyle çizeceğim. İlk eğeri açtım. İlk eğerin parantezindeyim şu anda. İlk eğerin parantezinde diyorum ki ben ö 3 70'ten büyükse aa yazdır. Değilse ikinci eğere geçiyorum. İkinci eğeri kırmızı ile çizeceğim. Dikkat edin hep değilse kısımlarındayım. Eğer diyorum eğer açtım. Eğerin mantıksal sınamasına diyorum ki ortalama 60'tan büyük mü? Doğruysa kısmındayım. Doğruysa da BB diyorum. Yanlışsa kısmına geçiyorum. ikinci yerimin. Burada da yeşil alıyorum. CC'yi tanıtıyorum. Daha sonra başka bir renk alayım. Siyah alayım. Bu sefer dördüncü eğrime geçiyorum. Burada da 40'tan büyük mü değil mi ona bakıyorum. DD sonucunu yapıyorum. Değilse yani dördüncü eğrimin ee, yanlışsa kısmını artık bir eğer AR daha açmıyorum. 4 eğrimi bitirdim. Burada geri kalan sonucu veriyorum. Yani oradaki 5 1in eksi birin mantığı budur. Ben sonucum 5 tane. Dört tanesini sıraladım. Geriye bir tane sonuç kaldı. Onun için de eğer kullanmama gerek yok. Yanlışsa da direkt o seçeneği atıyorum. Yanlışsa FF aldı çünkü. Ee, yanlışsa kısmına da onu atadım. Daha sonra parantezleri kapatıyorum. X ya Sonuncu eğerimin parantezidir. Daha sonra yeşilin parantezi gelir. Daha sonra kırmızının parantezi. En sonsa mavinin paranteziyle işlem tamamlanır. İç içe eğer mantığı temel anlamıyla budur. Kaç tane sonucum varsa bir eksiği kadar eğer kullanırım ve işlemimi yapmaya devam ederim. Bu örneğim bu kadar. Şimdi. Burada sözel ifadeler sunduk. Hep sözel, çift tırnak içerisinde sözel sonuçlar bıraktık. Bir diğer örneğimde ise sayısal örneklere değineceğim. Geçelim. Burada temel itibariyle bir gene satış yeri var. Burada hemen KDV'lerini hesaplamakla başlayalım. KDV hesabı alış fiyatı üzerinden çarpı 18 yüzde hemen alış fiyatlarını sıralayalım. ÖTV'ler aynı şekilde alış fiyatı üzerinden yüzde yirmi bir. Bunları hızlı geçiyorum. Önü, geçen hafta zaten yapmıştım bu örneği ben. Sadece birkaç değişiklik anlatacağım burada. Ee, burada şimdi damga vergisi. Burada eşittir diyoruz. Eşittir dedikten sonra çarpı %10 Tamam. Ha pardon. 10 yüzde. Kurumlar vergisini hesaplayalım. Çarpı 8 yüzde. Lüks tüketim vergisini hesaplayalım. Çarpı 5 yüzde karımızı da hesaplayalım. çarpı 20 yüzde. Evet. Şimdi genel toplam bu da eşittir topla formülüyle alış fiyatından kâra kadar topluyorum ve sonucumu yazdırıyorum. Evet. Toplam manada satışlarımı buldum. Şimdi burada ee, tekrar eden satış temsilcilerim var. Ben bu temsilcileri buraya sığdırmak istiyorum. Burada tekrarları kaldırmam söz konusu. Tekrarları nasıl kaldıracağım? İlk önce ona değineyim. Buradaki temsilcilerimi seçili hale getirdim. C'ye geldim ve B'ye de yapıştırdım. Yani kopyala yapıştır yaparak temsilcilerimi bir yere çektim. Burada burada veri kısmına geliyorum. Veri menüsüne geliyorum. Veri menüsüne tıkladıktan sonra burada yinelenleri kaldır seçeneği var. Şimdi bunları seçtikten sonra yinelenleri kaldır ve tamam dersem eğer görmüş olduğunuz gibi 3 tane temsilcim direkt olarak buraya geliyor. Daha sonra bunu düzenlemek amaçlı e, giriş kısmına geliyorum. Buradaki silgime tıklıyorum. Silgiye tıkladıktan sonra da burada eee biçimlerini temizlediyorum ve 3 tane değerimi aldım. Bunları da kesiyorum ve temsilcilerimi oraya yapıştırıyorum. Biraz da açayım şu kısmı. Evet. Temsilcilerim bunlar. Şimdi şuradaki tabloyu da düzgün hale getirelim. Evet, temsilcileri bulduk. Şimdi buradaki arkadaşların yaptığı toplam satışı bulmam gerekiyor. Bunun kolay bir formülü var. Gördüğünüz gibi rastgele burada yerleştirilmiş. İşte birinci satıcı, ikinci satıcı, üçüncü satıcı. Buradaki satış toplamlarını nasıl bulabilirim kolay bir şekilde onu göstereyim size. Burada e-topla formülünü kullanıyoruz. Eşittir e-topla. Buranın kullanımı hakkında konuşayım E toplanın. Eşittir E topla dedim. Şimdi burada benden bir aralık istiyor program ilk önce E topla. Şimdi aralık burada aradığımız yani ölçüt olarak belirleyeceğimiz temsilcilerimizi aradığımız bölüm yani satış temsilcilerinin olduğu yer. Şunları seçiyorum aralık olarak. Ölçüt olarak ise Mesela burada e, Yasin Karakoç'un yapmış olduğu satışları bulmak istiyorum. Çift tırnak içerisine alıyorum çünkü e, sözel bir değer. Yazıyorum Yasin Karakoç. Boşluklarına dikkat ederek yaptım. Ondan sonra noktalı virgül benden toplam aralığı istiyor. Yani hangi toplam aralıklarında bulacağım ben Yasin'i diyor. Ben de diyorum ki genel toplamda bulacaksın. Enter'a bastığım zaman burada Yasin Karakoç'un yaptığı toplam satışları görüyorum. Aynı şekilde bunları diğer temsilcilerim için de yapmaya çalışacağım. Ee, e toplayı kullanıyorum tekrardan. E topla. Aralık ölçütümü verdim. Temsilcilerimin bulunduğu aralık. Ölçüt olarak ise ölçüt olarak ise temsilcimin ismini yazıyorum. Adını soyadını. Satış aralığı ise tekrardan yapılan satışların aralığı. Evet, eşittir diyorum. E topla. Burada temsilcilerimin adlarını sıraladım. Ölçüt olarak tekrardan diğer temsilcimin ismini yazıyorum ve genel toplamında seçili hale getiriyorum toplam aralığında. Evet. Temsilcilerimin toplam olarak yaptığı olan satışlar 3 temsilcilerimin böyle. Şimdi bunları yaptıkları toplam satışa göre prim ödemek istiyorum. Mesela burada 20.000'in 20 altında kalana %5 prim verelim. 25.000'in yukarısında olana şuraya yazayım. 20 25 bin yukarısına yukarısı yüzde 15 20 bin bandında kalanlar yüzde 10 aşağısı yüzde 5 prim az. Böyle bir prim hesaplaması yapacağım burada. Evet gördüğünüz, gördüğünüz gibi burada 3 farklı ihtimalim var. Problemimde üç farklı sonuç var. Üç farklı sonuç olduğu için ben burada iki tane eğer kullanacağım. İki tane eğer. Onlara geçelim nasıl kullanacağımı. Eşittir eğerle başladım. Mantıksal sınamayı yani yaptığı, e, yaptığımız satış üzerinden. Eğer yaptığım satış küçükse... Hatta Büyükse'den başlayayım. Büyükse 25.000'den yaptım satış 25.000'den Büyükse e, desin ki bana e, 25.000 %15'ini alacaktım. Tamam. Sayının sayının doğruysa kısmına sayının çarpı 15 yüzdesini bul bana. Primini bul. Değilse değilse ikinci eğerimi koyuyorum. İkinci bir eğer. Burada da satışım eğer 20 binden büyükse 20 binden büyükse eğer bu doğruysa satışımın %10'unu bulacağım değilse ise satışımın e, çarpı 5 yüzdesini bulacağım Evet kaç tane parantez bir, iki tane parantez enter şunları da şöyle indireyim şimdi bunları da bir para birimine çevireyim genel itibariyle para birim olsun Evet. Çalışanlarımın kazandıkları primler bunlar. Şimdi bunlara bir de yol verelim. E, aylık yol masrafları 200 olsun mesela. Şunları da para birimlerine çevireyim. Hepsine 200 TL verdim. Yemeklerine de 300 TL verelim hadi ayda. Tamam. Net maaş da şöyle hesaplansın. E, eşittir topla primler artı bunlar artı askeri ücret tutarı 2000 TL ver. Evet çalışanların maaşları da bunlar. Yaptıkları satışa göre aylık kazandıkları paralar da bu şekilde hesaplamış oldum. Evet genel itibariyle iç içe eğerlerle alakalı e, örneklerime devam edeceğim ben. Daha da detaylandıracağız bu örnekleri ama en basit şekliyle. Hem sayısal olarak eğerler nasıl kullanılıyor, bunu inceledik. İkinci olarak ise sözel olarak ifadelerde nasıl yaptığımızı inceledik. Evet, genel itibariyle bu oturumda değineceğim kısımlar bu kadar. Bir sonraki oturumda takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın.